Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zaman önce girmiş olduğumuz Delta testinin sonuçları yakın zamanda açıklandı ve bununla ilgili kayıcı süreci de devam etmekte. 21'i son gün, 21'inden sonra yakın zamanda dağıtılacağını umuyorum. Çünkü biraz dağıtılma, bu Delta ödüllerinin dağıtılma süreci çok uzadı. Umarım yakın zamanda dağıtılır. Dağıtıldıktan sonra satacaklar olacaktır ya da bekletmek isteyenler olacaktır. Bekletmek isteyenler için delay gidip kazandıkları ödül üzerinden biraz daha ödül kazanma ihtimalleri var. Bunu nasıl yapacaklarını anlatacağım. Öncelikle bu delek sisteminde ne kadar ödül geleceği, yani bir okudum, çok araştırmadım ama %8 diyen var, %13 diyen var, validatörün durumuna göre değişiyor diye yazan var. Videonun da altına Casper'ın resmi sitesinde, resmi Telegram adresinde yayınlanmış olan validatörlerin ya da stake almak isteyen not sahiplerinin oluşturduğu bir grup var. Onun linkini oraya bırakacağım. Kime delege etmek istiyorsanız açıp oradan araştırabilirsiniz. Yani ben şunu şuna yapın veya herhangi bir isim vererek şu validatöre yapın demiyorum. Sadece böyle bir şans olduğunu gösteriyorum size. Yapıp yapmamak, kime yapacağınız, bunlar sizin kararınız. Ben kanalı da vereceğim. Oradan okuyarak kendiniz en doğrusunu, en uygununu seçebilirsiniz. Şimdi öncelikle formda bizden hangi adrese göndermek istediğini, yani hangi adrese ödüllerin almak istediği soruluyordu. Bunu ister buradan yeni cüzdan oluşturarak ya da testnette kullandığınız cüzdana isteyebiliyordunuz. Eğer testnette kullandığınız cüzdana istediyseniz import edip o cüzdanı buraya aktarıp burada sistem üzerinde görebilirsiniz cüzdanınızı. Zaten oluşturduysanız da o zaten burada hangi ismi verdiyseniz o isimle görünüyor. Şimdi bu Casper Live'ın sitesini biraz anlatayım. Şimdi burada Home'a geldiğimizde burada 93'lerin şu an aktif validatör olduğunu gösteriyor. Burada blokları, burada validatörlerin fee oranlarını vesaire onları gösteriyor. Şimdi bizi ilgilendiren şurada validatör. Mesela burada sıralı validatörleri görüyorsunuz. Burada sayfaları giderek validatörlerin ne kadar üzerinde stake olduğunu veya ödüllerini, durumlarını falan inceleyebilirsiniz. Şurada validatör action kısmı var. Burada da hem fee oranlarını görebilirsiniz. Ne kadar kim, ne kadar fee kesiyor. Ve de üzerlerinde ya da kaç kişinin üzerlerine delege ettiğini görüyorsunuz. Buradan bir tanesini seçebilirsiniz. Bu birinci şansınız. İkincisi ise Telegram adresinden resmi Telegram adresinde yayınlanıp oluşturulmuş bir Telegram adresinden oradan araştırıp istediğinizde delay edebilirsiniz. Şimdi ben burada 62 kişi olduğu için burada bu kişiye yapacağım. Şimdi şuradan ister buradan delay stake'e tıklayabilirim ya da geri gelip şuradan wallet'tan delay stake açıp buraya burası zaten benim adresim, validatörün public key'ini buraya yapıştırıyoruz. Bakın burada da direkt çıktı zaten kimlere yapabileceğimiz. Eğer sizde hazır bir adresi varsa o adresi buraya yapıştırabiliyorsunuz. Ben hemen en baştaki şunu deneyeceğim. Buraya tıkladıktan sonra %10 fee kesiyormuş. Delek maksimum. Benden de fee 3 tane fee kesecek. Ben 4.93 tane yapabiliyorum ama hepsini yapmayacağım. Benden 3 tane fee kestiği için bende zaten 7.93 vardı. Ben bundan 2 tanesini delay edeceğim. Bunu sadece size göstermek için yapıyorum. Normalde yani 3 fee kesiyor, 2 tane delay yapılmaz. Size de tavsiyem, eğer delay etmek isterseniz kesinlikle hepsini yapmayın. Cüzdanınızda en az, bakın fee şu an 3 tane gösteriyor. Belki sonradan yükselir, yükselmez bilmiyorum. Yani cüzdanınızda 10 tane, 20 tane Casper bırakın, daha sonradan tekrar borsadan alıp atmak zorunda kalmayın. Şimdi buraya 2 tane yazdım. Fee'yi gösteriyor. Şimdi buradan next dedim. Şimdi buradan kontrol ediyoruz. Bizim cüzdanımız zaten burada. Kime yapacağımız burada görünüyor. You will delay 2, fee 3, total 5. Yani bizim cüzdanımızdan 5 adet ayrılacak. Burada da uyarılar gözüküyor. Şuradan onaylıyorum. Bakın en son tekrar bizden cüzdan onayı isteyecek. Tekrar onayımız geldi. Şunu kapatıyorum. Bakın burada tekrar ayrıntıları bize gösteriyor.
Şuradan da tekrar onayı verdik. Onaylaması bakın gerçekleşti. İşlem bu kadar. Yani herhangi bir not kurma, testnetteki gibi not kurma vesaire gibi hiçbir şey ihtiyacınız yok. Sadece bir cüzdan ve de araştırıp bulabileceğiniz bir delek, yani validatör adresi. İhtiyacınız olan bu. Çok kısa bir sürede gördüğünüz gibi hallettik işi. Bu onaylandığını gösteriyor buradan. Bakalım cüzdanımıza ne kadar gözükecek. Bu şu an onaylandı. 7,93 gözüküyor. Tekrar şuradan delegasyon almadık. Tabii onaylanması biraz zaman alacak. O da burada transfer kısmında görünecektir bir süre sonra. Zaten az önceki bakalım dönebilecek miyim o ekrana. Şurada bir ayrıntı gösteriyordu. Orayı biraz hızlı geçtim. Şu an zaten 4,93 gözüküyor hala. O onaylandıktan sonra zaten şurada adresinizde ne kadar delek ettiğiniz, tekrar ne kadar kazandınız burada görünecek. Bu orada benim şu an hatırladığım 120 dakika diyordu. Yani 2 saat içinde burada bir değişiklik olacak. Ben bunu yine 2 saat sonra değişiklik olduğunda videonun altında yorum olarak yazarım. Onu belirtirim. İşlem bu kadar kısa sürüyor. Videoyu yüklemeye başlamadan önce şurada ekran göründü. Yani şurada bakın delekte 2 tane delek etmiştik. O şu an sisteme geçmiş, göründü. Bunu da hemen gösterebilirim tekrar yoruma ekleyip uğraşmamak için. İşlem bu kadar kısa zamanda halletmiş olduk. Son bir uyarı daha yapmak istedim. Delege ettiğinizde kilit durumları var. Birkaç yerde okudum. Kime delege edecekseniz onun araştırmasını iyi yapın. Yani çoğu herhalde kilitli değil ama bir şekilde de kilitli olan ya da gözükmeyenler de olabiliyor. O şekilde sorunlar belirtilen kullanıcılar okudum. İyi araştırmanızı tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.